Hibritleşme, melezleşme arkadaşlar. Melez nedir? Melez. İki farklı türün bir araya gelerek yeni bir tür oluşturması değil mi arkadaşlar? Biyoloji görüyorsunuz siz. Biliyorsunuz biyolojiyi. Burada da hibritleşme arkadaşlar farklı tür orbitallerin bir araya gelerek yeni bir tür orbital oluşturması. Bakın bu çok önemli. Neden önemli? Hem hibritleşme yapıyorsunuz. Örneğin burada diyorsunuz ki S orbitalleri ile P orbitalleri hibritleşmeye katılmıştır. sp3 hibrit orbitallerini oluşturmuştur. Daha sonra gidip diyoruz ki bu atom işte S orbitallerini kullanarak bağlanma yapmıştır. P orbitallerini kullanarak bağlanma yapmıştır gibi saçma sapan yorumlar yapıyoruz arkadaşlar. Hem diyorsunuz ki bakın hibritleşmeye katıldı bu orbitaller. Yeni bir tür oluşturdu diyorsunuz. Hem de bağlanmada S ve P'den bahsediyorsunuz. Lütfen böyle saçmalıklar yapmayalım, tamam mı? Şimdi bakın şu ne? Şu ne derken atı gösteriyorum arkadaşlar. At. Bu ne? Eşek. Ne oluşturdu? Katır oluşturdu. Bakın katıra at ya da eşek diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Niye? Katırdır bu ya. Yeni bir türdür. Bizim fen bilgisi öğretmen adaylarında yaşadığım en büyük sıkıntı bu. Hibritleşme sonucunda arkadaşlar eski türleri anması. Mesela katırdan bahsederken katırdır bu artık. Katırın özelliklerini taşır. Aynı burada olduğu gibi hibritleşmede de lütfen hibrit orbitallerinden bahsederken artık S ve P yok benim için. Ne var? SP, SP2 ya da SP3 hibrit orbitalleri var şeklinde yorum yapmam gerekiyor. Temel halde bakın 1S tam dolu kabuk olarak kullanmamıza gerek yok. 2S'te bir tane elektron, bir çift elektron varken 2P'de bir tane boş orbital var. Uyarılmayla 2S'teki bir elektronun 2P'ye aktarılma sonucunda 4 tane yarı dolu orbital elde ediyorum. Dikkat edin, enerji yukarı doğru artıyor. Bu 4 orbitalin melezleşmeye katılarak, şurada olduğu gibi melezleşmeye katılarak yeni orbital kümesi oluşturmasına ben hibritleşme diyorum. Dikkat ederseniz sp3 hibrit orbitallerin enerjisi s'ten büyük, p'den küçüktür. Tamamen farklı yeni bir tür elde ediyoruz. Şekil olarak da karşınıza çıktığı zaman örneğin karbon atomu için arkadaşlar şurası temel hal ifade ederken temel hal uyarılmış hal hibritleşmiş hal. Bunu şekil olarak da aynen böyle karşınıza soru olarak çıkartıyorlar. Bu kısmı anladık mı? Peki. Şimdi anladıysanız arkadaşlar ben size beyaz bir ekran açayım yine. Bu beyaz ekran üzerinden size hibritleşmeyi basit bir şekilde anlatayım. Şimdi bakın aslında bir kavram yanılgısı oluşuyor bizde. S 1S2, 2S2, 2P2. Karbon temel halde kaç bağ yapar? 2 bağ yapar. Değil mi? Karbon temel haliyle 2 bağ yapar. Şu kalem biraz küçültelim arkadaşlar. Çok kalın yazıyor. 2 bağ yapar. Çok hata. Şurası boş arkadaşlar. Tamam. Şimdi biz uyarmayla ne yapıyoruz karbonu? Hibritleşmeyle 1S2, 2S1, 2P3 şeklinde uyarıyoruz arkadaşlar. 4 tane yarı dolu hibrit orbital elde ediyoruz, değil mi? 4 tane yarı dolu hibrit orbital elde ediyoruz. Bu oluşan 4 tane hibrit orbital daha sonra hibritleşmeye katılarak sp3 hibrit orbitallerini oluşturuyor diyoruz. Öyle değil mi? Şimdi bu hibrit orbitaller her zaman oluşuyor mu? Her zaman oluşmuyor işte. Şu 4 orbital her zaman oluşur. Ama bazen bunlardan 2 tanesi, bazen bunlardan 3 tanesi, bazen bunlardan da 4 tanesi hibritleşmeye katılır. Peki biz neye göre karar vereceğiz? Kaç tanesi hibritleşmeye katıldığını? Moleküle göre karar vereceksiniz arkadaşlar. Her molekülde karbon farklı farklı hibritleşmeler yapabilir. O zaman hibritleşmeye karar vermek için molekülün Lewis yapısını çizeceksiniz. Ve Lewis yapısı üzerinden ne yapacağız arkadaşlar? Hibritleşmesine karar vereceğiz. Buraya kadar anlattığımda sıkıntı olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Hibritleşme o kadar basit bir konu ki arkadaşlar. Şimdi şu S'den gelen orbitalim hibritleşmeye. P'den gelen, P'den gelen, P'den gelen. Dedim ki bu 4 orbital her zaman oluşur. Şurada gösterdiğimiz gibi. Eğer bunlardan hibritleşmeye ikisi katılırsa sp hibritleşmesi yapar. Yani iki orbital
hibritleşmeye katılmıştır. Bir tanesi S, bir tanesi P. Eğer bunlardan 3 hibritleşmeye katılırsa SP2 bit orbital oluşur. Eğer bunlardan 3'ü birden hibritleşmeye 4'ü birden hibritleşmeye katılırsa bu sefer de SP3 hibritleşmesi yapar. Buraya kadar da sıkıntı yok. Şimdi hibritleşmeye katılıyor dedik ya arkadaşlar. Bakın kural şu. Hibritleşmeye katılan orbitaller ya sigma bağ oluşturur ya da ortaklanmamış elektron çifti oluşturur. Moleküllerde hibritleşmeye katılan orbitaller ya sigma bağ oluşturacak ya da ortaklanmamış elektron çifti oluşturacak. Örneğin karbon arkadaşlar iki tane orbital hibritleşmeye katılmışsa iki tane bağ oluşturur diyelim. Peki şu hibritleşmeye katılmayan orbitaller ne yapar buradaki? Bunlar da pi bağını oluşturur. Sonuç, hibritleşmeye katılan orbitaller sigma bağ ya da ortaklanmış elektron çifti, hibritleşmeye katılmayan orbitaller de pi bağını oluşturur diyorum. Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok. Tamam. Çok güzel. Şimdi şurayı siliyorum. Burayla işim kalmadı. 5-6 tane molekül çizeceğim size. Hiç açmadan hibritleşme türüne karar vermeye çalışacağız. Şimdi bakın CH4 molekülü hepinizin çok iyi bildiği. Hatalı yazdım arkadaşlar. Hemen temizleyeyim şunları. Karbon üzerinden ve diğer başka moleküller üzerinden hemen göstereceğim size. Bekletiyorum ama. Bu çizdiğim moleküllerin hibritleşme türlerini belirlemeye çalışacağım arkadaşlar şimdi. Normalde bunlar üzerinde de ortaklanmış elektronlar var ama bunlar işime yaramayacağı için çizmesek de olur. Her bir düz çizgi iki elektron anlamına geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bakın. Ne dedim ben size? Dedim ki hibritleşmeye katılan orbitaller ya sigma bağ oluşturur ya da ortaklanmamış elektron çift oluşturur dedim. Şimdi birinci molekülden başlayalım. Karbon kaç bağ yapmış burada? 4 bağ. 1, 2, 3, 4. 4 tane sigma bağ oluşturmuş mu? Oluşturmuş. O zaman burada hibritleşme türü nedir? Bu 4 sigma bağ için 4 orbital kullanmadım bakın. 1, 2, 3, 4. Yani SP3 hibritleşmesi yapmıştır. Sıkıntı var mı? Şimdi ikinci moleküle bakıyorum. C2H2 şu moleküldeyim arkadaşlar. Sayıyorum bakın. Karbon kaç tane sigma bağ oluşturmuş? 1, 2, 3 sigma bağı. Bir tane pi bağ oluşturmuş mu? Pi bağ neydi? Hibritleşmeye katılmayan orbitaller tarafından oluşturuyordu. Şu karbon kaç tane orbital kullanmış arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3 tane orbital kullanmış. Yani SP2 bit orbitallerini oluşturmuştur. Yine şu karbona baktığınız zaman 1, 2, 3 tane sigma bağını, bir tane S, iki tane P orbitali kullanarak SP2 bit orbitallerini oluşturarak oluşturmuştur. Şuradaki en son yazdığım karbon molekülüne bakalım hemen. Onun için de maviyi kullanalım. 1 sigma bağı, 2 sigma bağı. Şunlar nedir? Pi bağıdır. İki atom arasında oluşan bağ, ilk bağ sigma bağıdır. Diğerleri pi bağıdır. Karbon kaç tane bit orbitali kullanmış arkadaşlar sigma bağ için? 2 tane. O zaman ne hibritleşmesi yapmıştır? SP hibritleşmesi. Şu karbonda yine SP hibritleşmesi yapmıştır diyorum. Buraya kadar anlamayan var mı ne yaptığımı?
Şimdi NH3 molekülüne bakıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 tane sigma bağ oluşturmuş. Ne dedim size? Hibritleşmeye katılan orbitaller ya sigma bağı ya da ortaklamamış elektron çifti oluşturur. Ha, o zaman azot burada kaç orbital kullanmış? 1, 2, 3, 4 orbital kullanmış. Yani sp çiftleşmesi yapmış. Oksijene bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Yani sp3 çiftleşmesi yapmış. PCl3'e bakalım. 1, 2, 3, 4. Yani sp3 çiftleşmesi yapmış. Buraya kadar sıkıntı var mı arkadaşlar? Kolay değil mi hibritleşme? Şimdi bakın PCl5 molekülünü şimdi yazıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 orbital kullanmış. Aa, ne oldu arkadaşlar? Ben 4 orbital üzerinden anlatmıştım. O zaman ne geldi karşıma? Bir orbital türü daha geldi. Neydi benim için orbitaller? S, P, sonra ne orbital vardı? D orbital vardı. Bakın S'de bir tane, P'de 1, 2, 3 tane, D'de 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şu PCl5 molekülünde kaç orbital kullanılmış? 1, 2, 3, 4, 5. Bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ne hibritleşmesi yapmış? SP3D. Yani bir tane S, 3 tane P, bir tane D ile toplam 5 tane orbital kullanılmıştır. NH3'ü bir daha anlatırım. NH3'ü anlatayım. Bak sigma bağı 1, 2, 3 sigma bağı bir de ortaklanmış elektron çifti var ya. Bu da hibrit orbitalleri tarafından kullanılmıştır. Toplam 1, 2, 3, 4 orbital kullanmış. Sayalım şuradan. 1, 2, 3, 4 orbital. Yani sp çiftleşmesi yapmıştır. Sıkıntı var mı? Şimdi bakın ksenon soy gazlar normalde bileşik oluşturmaz olarak biliyoruz. Ama bakın bileşiği var. Aa, bileşik oluşturmuş. Yapacak bir şey yok. Ksenon hibritleşme türüne bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç orbital kullanmış? 5 orbital. Sayalım şuradan. 1, 2, 3, 4, 5. SP3D hibritleşmesi yapmış arkadaşlar. Anlaşıldı mı?